Okyanus ve denizler, iklim değişikliğiyle mücadelemizde de bizim en önemli müttefikimiz. Ancak bugün denizler ve okyanuslar kırılma noktasında. Okyanuslar, gezegenimizdeki atık ısının yaklaşık %93'ünü emiyor. Karbon emisyonlarının %25'inden fazlasını emerek atmosferdeki gaz seviyesini koruyan okyanus ve denizlerimiz hızla ısınıyor ve kirleniyor. Her 30 dakikada bir futbol sahası genişliğinde deniz çayırı alanı yok oluyor. Okyanus ve denizlerin asitliği artıyor. Bu nedenle mercanlar giderek beyazlaşıyor ve deniz ekosistemi yavaş yavaş yok oluyor. Denizlerdeki plastikler akıntı ve rüzgarların etkisiyle bir araya gelerek Pasifik Okyanusu'nda Türkiye'nin 5 katı büyüklüğünde ve 7 milyon ton ağırlığındaki 7. kıtayı oluşturuyor. Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınmaya karşı en büyük tehdit olarak ilan ettiği iklim değişikliği çağımıza damga vuran küresel bir mücadele konusudur. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarının 13. maddesi olan iklim eylemi, iklim değişikliği ve etkileriyle mücadele için acilen eyleme geçmeyi ifade eder. Ülkelerin bir araya gelerek imzaladığı Paris Anlaşması'na göre 2030 yılına kadar ortalama yüzey sıcaklığı artışının 1,5 dereceyle sınırlı olması hedeflendi. İklim değişikliği konusunda önlemler alınmaması, bitkiler, hayvanlar, deniz ekosistemi ve buna bağlı olarak insan topluluklarının ciddi risk altında kalmasına neden olur. Bu amaç, kuraklık, okyanus, deniz suyu seviyelerinde yükselme, okyanusların asit oranlarındaki artış, müsilaj, buzulların erimesi gibi sorunları yaşamamak ve bu riskleri azaltmak için küresel sıcaklık artışını sınırlandırmayı, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırmayı, denizleri, okyanusları ve kıyı ekosistemlerini korumayı kapsar. Sürdürülebilir kalkınma ve iklim değişikliğiyle mücadele için okyanusları, denizleri, kıyı ekosistemlerini korumak ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak, sürdürülebilir kalkınma amaçlarının sudaki yaşam başlığında ele alınır. Denizlerin, tatlı suların, bir litresinde milyonlarca bulunan, gözle görülemeyecek kadar küçük ve yaşam süreleri çok kısa olan fitoplankton, tıpkı karadaki bitkiler gibi fotosentez yaparak oksijen açığa çıkarır. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki bu mücadelede bize en büyük desteği sunan ve aldığımız her iki nefesten birini sağlayan denizlerimiz %80 oranında karadan insan eliyle kirleniyor. Kirlilik ve iklim değişikliği etkisiyle ısınan deniz suyu, durağan deniz ortamı ve çok sayıda besin elementinin bir araya gelmesiyle müsilaj oluşumuna neden oluyor. Mavi karbon bölgesi olarak adlandırılan atmosferdeki karbondioksiti tutup biriktirme ve sera gazı etkisini azaltmada önemli rol oynayan kıyı ekosistemleri de insanların bilinçsiz faaliyetleri sebebiyle büyük zarar görüyor. Sudaki yaşam için en büyük tehdit olan insan kökenli atıklar son yıllarda öyle bir büyük boyuta ulaştı ki bu durum Pasifik Okyanusu'nda %99'u tek kullanımlık plastik atıklardan oluşan 7. kıtanın oluşumuna neden oldu. Plastiklerin denizlere, okyanuslara ulaşmasının engellenmesi, deniz ekosisteminin korunması, güçlendirilmesi ve karşı karşıya kaldığı sorunların iyileştirilmesini sağlar. Sürdürülebilir kalkınma amaçları, deniz ve kıyı ekosistemlerinin sürdürülebilir biçimde yönetmeyi, kirlenmeden korumayı, ayrıca okyanus asitlenmesinin etkilerini de en aza indirmeyi hedefler. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarının 15. maddesi olan karasal yaşam, küresel iklim krizinin beraberinde getirdiği kuraklık, çölleşme ve canlıların nesillerinin tükenmesi ile mücadele edilmesi amacını kapsar. Bu madde ile karasal ekosistemlerin korunması, iyileştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı desteklenir. Karasal yaşam maddesi, sürdürülebilir orman yönetimini sağlamayı, çölleşme ile mücadeleyi, arazi bozulumunu durdurmayı, aynı zamanda bunları tersine çevirmeyi ve biyolojik çeşitlilik kaybını önlemeyi hedefler. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarının 17. maddesi olan amaçlar için ortaklıklar ise, uygulama araçlarını güçlendirmek ve sürdürülebilir kalkınma için küresel ortaklığı canlandırmayı, teknoloji ve bilgi birikimine erişimini arttırmayı, fikirleri paylaşarak yenilikçiliği desteklemeyi hedefler. Sürdürülebilir kalkınma amaçları ancak küresel ortaklık ve güçlü işbirliği ile gerçekleştirilebilir. Tam da şimdi hep birlikte sağlıklı bir geleceğe yol almak için sana ihtiyacımız var. Haydi, sen de doğaya sahip çık.
Ortak geleceğimizi güvence altına al. Unutma, deniz varsa hayat var.